Şimdi tiyatroda yeni bir tiyatro durumu var prodüksiyon açısından. Zorlu bir durum. Hiçbirimiz bir eve sahip olup da o tiyatronun içerisinde hayatımızı sürdüremiyoruz. Herkes dolaşıyor. Evet. Sen evet, bir de var. Farklı tiyatrolarla farklı şeyler dolaşıyorsun. Evet, evet. Bunun turnesi var vesaire. Kalabalık ve zor bir program aslında bir taraftan. Hayat ritmi olarak soruyorum. Bir de son dönemde iki ay şeyde yani Şubat, Ocak sonu Şubat ve Mart boyunca Gaziantep'te dizi yaptım. Yani şöyleydi, oyundan sonra gece uçağına binip sabah 5'te Antep'e gidip çekim yapıp akşam uçağına binip tekrar ertesi gün oyuna yetişmek gibi bir tragedi yaşadım. Ama ben alışkınım buna, okulda, ODTÜ'deyken de böyleydim. Çünkü hem derslerim vardı hem tiyatro oynuyordum. Yani işte turneden gelip sınava girdiğim çok oldu ya da sınavdan çıkıp turneye yetiştiğim çok oldu. O yüzden en son Babalar Duyar döneminde çekim İstanbul'da, Ankara'da 3 tane oyunum var. Ona gel git gel git. Yani ben bu gelip gitmelere bünye alıştı. Bir de hiç senden beklemediğim başka bir iş yaptım. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımla Gonca Gül'le. Ah evet. Gonca Gül benim hani bir çocukluk arkadaşım. Çünkü şimdi maalesef 50 olunca 20 çocukluk gibi geliyor. 30 sene 30 arkadaşım Gonca Gül Sunar. Ve ikinizi bir araya gelmesi çok da kolay olabilecek bir şey. Ayrı şehirler, ayrı kültür falan. İki kişilik bir oyun oynadınız. Ve bir oğlum metni ve evet. Pöktü yani senin alışık olduğun türden bir metin de değil herhalde. Değil. Daha çok diyaloğa dayanan. Evet. Ama oyun çok tuttu. Şöyle biz Gonca'yla zaten bir dizide tanıştık. Hı. Fazla uzun ömürlü olmadı dizi ama çok elektriğimiz tuttu. Orada başka bir oyuncuyla oynuyordum oyunu. Bıraktı oyunu. Bir sağlık sebeplerini daha doğrusu doğum yapacaktı. Hı. Bıraktı. Bir oyuncu arıyorum. Gonca dedim ki çok tuttu elektriğimizi ya. Beraber oynayalım mı? Böyle bir oyun var. Orada bir 4-5 senedir yapmıyormuş tiyatro. İlk başta bir tedirgin oldu. Cesaret edemedi. Ya dedim oynarız, çalışırız, yaparız falan. Bir başladık. Çok eğlendik. Yatak Odası Diyalogları. Birol Güven'in eseri. Daha doğrusu bir öykü kitabı. Öykülerin bir araya gelmesinden oluşan bir kitap. Biz oyunlaştırdık Galip Erdal'la beraber. 8 yıllık evli bir çiftin 8 yıl sonraki davranış biçimleri. Yani böyle çok basit bir komedi gelebilir ama ben hayatımın en büyük dersini o oyundan aldım. Ve o oyun sayesinde evlenmeye karar verdim. Sebep. Çünkü evet benim en büyük korkum boşanmak. Yani ben evlenmekten korkmuyorum. Boşanmaktan, sürdürmemekten korkuyorum. Bir kere başıma geldiği için o beni de evlenmeme karar almıştım. Ama sonra o kitap ve o oyun bana şunu anlattı. Eğer sen 8 sene evlilik boyunca 8 sene önce yaptığın incelikleri, anlayışları, kibarlıkları sürdürmeye devam edersen olabilir. Evliliğin sürer. Ama sen 8 sene sonra kıçını dönüp yatarsan hiçbir şey olmaz. Çünkü kadının istekleri çok net. Diyor ki kadın finalde ben başka çok bir şey istemiyorum. Ben konuştuğum zaman beni dinle istiyorum. Bana böyle çiçek böcek getirmen önemli değil. Ben bir şey anlattığım zaman beni dinle, beni anlamaya çalış. Bir şey sorduğum zaman bana cevap ver. Nasılım? Bir sor, bir et. Onun dışında bir şey istemiyorum diyor. Bu bana sahip çıktı diyor. Hepsi bu. Zor kavram. Dedim ki bunu yaparsam herhalde evliliği sürdürebilirim. Bunu becerebilirim. Becerebilirim. Şimdilik devam ediyorum. Peki son kertede şuraya geliyoruz nihayetinde. Sen oynama açlığı duyan birisin. Maalesef. Dolayısıyla çok projede geliyordun. Evet. Ama senin bir aidiyetin de var bir taraftan. Mesela onu severim. Da bir tarif edelim. Severim. Mesela, hani Rutkay abilere falan daha yakınım gibi mi? Yoksa politik tiyatronun tamamına ait hissediyorum gibi mi? Evet, benim aidiyet duygum biraz yüksektir. Yani mesela Rutkay abiye her zaman... Hayır yani, diyemem. Hayır diyemem hiçbir zaman. Her zaman yanındayımdır ve zaten geçenlerde eşim onu çok duygulandırdı. Özel bir anımı anlatmak isterim. Ben de hiç beklemiyordum. Tiyatroda yakaladı Rutkay abi, oturuyordu tek başına salonda. Dedi ki Rutkay abi size bir şey söyleyeceğim dedi. Bunun da Levent'in de haberi yok dedi. Ben de hep sizden bahseder Levent her yerde ve benim tiyatrodaki babam diye bahseder. Hep sizden övgüyle bahseder. Sizin ona verdiğiniz disiplini, sizin ona kazandırdığınız tiyatro anlayışını her yerde anlatır, övgüyle anlatır. Ben de gerçek babasını tanıyamadım ama tiyatrodaki babasını tanıdım. Biz üçümüz de ağlamaya başladık tabii. Rutkay abi çok duygulandı. Ama Rutkay abinin çok ilginç, uzaktan gördüğünde farklı, yanında olduğunda çok farklı bir algısı var. Tabii, tabii. Yumuşacık, kimseyi kırmayan falan. Ben çünkü Rutkay abi
İlk öyle ekranda, sahnede falan gibi duygum şuydu. Bu adama yaklaşılamaz. Yok. Ürük abi çok 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 özel bir insandır. Hiç kimseye hakaret etmeyen, hiç kimseye ağzından kötü söz hiç çıkmayan. Eğer birine bir ders eleştiri yapacaksa çok akıllıca, çok zekice seçilmiş kelimelerle çok güzel ifade ederek, yani anlayabileceği şekilde dersini veren bir insandır. O yüzden evet çok sert gibi görünür ama yumuşacık bir kalbi vardır ve hala eğitmendir, hala bir hocadır. Ferit Kaya bir artık yıllardır sahneye de çıkıyor. Bir araya tabii, çıkmıyor. Tabii. Sen bana söylüyorsun. O da 4 oyunda oynuyor. Biliyorum. O yüzden diyorum. Yani Ferit Kaya abi... Direli Bayan'da oynuyor. Adaletsizliğinizde oynuyor. 1984'te oynuyor. Memleketime insan var. Benden de önde yani. Önde. Ama tuhaf olan bir şey. Yıllarca çıkmadı sahneye. Evet, şimdi arayı kapatıyor. Evet.